Ünitemizde bir diğer konu katılar sanırım değil mi? Başlık evet, yazmamışsınız ama ben katılar, artık... Katılar, yazın hocam, yazın. Katılar diye hemen yazın. Ben buraya yazayım. Buyurunuz yazın. Siz anlatmaya başlayın lütfen. Çocuklarım da anlasın. Şimdi arkadaşlar bir kere biz neyi öğrendik? En başta bu madde özelliklerinde en başta öğrendik ki madde, katı, sıvı, gaz, plazma diye ayrılacak demiştik. Evet. Şimdi geliyoruz, biliyoruz ki kütlesi hacmi eylemsizliği olan varlıklara biz ne diyoruz? Madde. Maddelerin bulundukları hallerden de bahsettik. Hemen biz katıyla ayrıntılı bir şekilde devam edelim isterseniz. Şimdi katı ve özelliklerinden bahsettik aslında ama şimdi ayrıntıya gireceğiz. Sert yapılı olduklarını, belirli bir hacmi şekilleri olduklarını. Dikkat ederseniz tanecikler birbirine çok yakın olduğu için bunların çekiminin fazla olduğunu. Siz yaparken ben de görsel olarak açıklıyorum. Evet, bunların çekiminin fazla olduğunu. Arkadaşlar ve titreşim hareketi yaptığını unutmuyoruz. Bunlardan bahsetmiştik. Tamam. Ben çekelim. Şimdi... Ya ne kadar basitti şimdi geldiğimiz yere bakın Allah aşkına. Yani boyut çok atlıyoruz. Basit şeyler söyledik. Boyut atlıyoruz. Şimdi evet. Arkadaşlar tabii ki bunlarla ilgili şekli düzgün olan cisimlerin hacminden de bahsettik biz. Bizim için önemli olan şimdi burada kesit alanı ve yüzey alanı kavramları hocam. Tamam. Şimdi bir kez daha söylüyorum. Şekli düzgün olan cisimlerin hacminde şu kısımlardan bahsettik. Hacim kısımlarını. Ama ben tekrar bir daha bir hatırlatma amaçlı çocuklara tekrar yazdırdım. Şimdi baktığınızda küp. Küpün hacmi a küp. Tüm ayrıtlar çarpılır. Kesit alanı. Şimdi kesit alanından kastımız buradaki tabanın değdiği kesiti. Tamam. Çünkü onu belirtelim ki çocuklar da tam anlasın. Çünkü çapraz bir şekilde keserlerse gidip çok yani, daha farklı bir yani. Ama o kadar ütopik düşünemiyoruz şu an 9. sınıf videosu. Niye onlar düşünemiyorlar mı? YGS yok. Şu o kadar ütopik düşünmüyoruz. Kesit alanı deyince aklınıza bu cismin yere değdiği yer gelsin. Şimdi yere değdiğimiz yer nedir hocam? A kare. A kare tamam. Peki yüzey alanı? Bu küpün 6 tane yüzeyi var. Her biri a kare olduğuna göre 6 a kare. Nereden anlayacağız peki 6 tane olduğunu? Küpü mü? Kafamızda canlandıracağız. Şimdi o kesme zaman... Kesme şekeri düşüneceğiz. Aynen öyle. Odadayız şu an. Taban, tavan. 4 tane de duvar. Sağ duvar, sol duvar, öndeki duvar, arkadaki duvar. Her biri de arkadaşlar kare olduğu için o yüzden 6 tane a kare aldık. Tamam. Burada sıkıntı yok. Şimdi geldik küre. Küreyi de 3 boyutlu yapalım. Ah 3 boyutlu oldu. Evet oldu tabii. 3 boyutlu yaptık. Şimdi kürenin hacmi biliyoruz zaten. Öğrendiler, ezberlediler onu. Güzelce. Sorularını da çözdüler. 4/3 pi r küp. Tamam. Kesit alanı dediğimiz yer ortadan kestim. Pi r kare. Çünkü daire ortaya çıkacak. Dairenin alanı da pi r karedir. Ortadan kesim derken tam şu merkezden geçecek şekilde. Evet. Yüzey alanına baktığımızda 4 pi r kare. Bunu nasıl hesaplıyorlar çok merak ediyorum. Nasıl hesaplıyorlar? Fiziksel bir biz türevle hesaplıyoruz da. Yok biz direkt 4 pi r karedir diyoruz. Peki. Yüzey alanı derken dış yüzey. Evet. Kürün. Çünkü çok ayrıntıya girdiğimiz zaman çocuklar çok bulanıyorlar. En azından 9. sınıf. Evet en azından. Yine söylüyorum her şey diye düşünüyorlar. Hocam YGS videosu izlemiyor muyuz? Evet doğru. YGS için de o kadar. Yok ona bir girmenize gerek yok. Ama ben size şu ipucunu vereyim. Madem YGS için izleyen varsa hacmin küpünü alın, türevini alın bir alt boyuta geçersiniz. Hacmin türevi alandır. Evet, türevim integralim benim değildir arkadaşlar. Peki. Yüzey alanı 4 pi r kare. Silindir. Silindire geldik. Yine tabana neresi değiyor bunun arkadaşlar? Daire. Evet. O yüzden dairenin kesit alanı alınırken dairenin alanını düşüneceğiz. Pi r kare. Hacim olduğunda biliyoruz ki pi r kare. Şimdi yüzey alanı. Şunu bir tutalım burada. Tamam. Şundan bahsedelim sonra buraya gelelim. Çünkü şunu açıp göstermek istiyorum. Daha iyi akılda kalalım. Dikdörtgen prizmanın hacmi tüm ayrıtların çarpımıdır. Şurası tire gibi olmuş hocam. Çarpı. Tabanın değdiği alan B çarpı C'dir. C yalnız. B çarpı C'dir. Şimdi gelelim az önce hani küpte bahsetmiştik ya. Ön arka duvar. Dikkat ederseniz burada iki tane var değil mi? Tavan ve taban iki tane var. Sağ duvar ve sol duvar ikisi de birbirine eşit iki tane var. Düzgün bir dikdörtgen prizma için bahsediyorum bundan. O zaman ne yapıyorum? 2 çarpı AB artı AC artı BC. Yani her bir dikdörtgenden ikişer tane var. Aynen öyle. Geldik şimdi silindiri açmaya. Açalım bir silindiri.
Ben bu arada hacmini anlatayım mı? Buyurun anlatın hocam. Taban alanı çarpı yükseklik yaparsanız 3 boyuta çıkarmış olursunuz. Taban alanı ile yüksekliği çarptığınızda hacim bulunur. Kesit alanı deyince şu aşağısı yere değmiyor mu? Dairenin alanı da kesit alanını verir. Ama tüm yüzey alanı dersek. Şimdi hocam dikkat ederseniz açtım bunu kutuyu. Hı hı. Sizin çevrelediğiniz bu dairelerin etrafı bir çemberdir. Hı hı. Bu nedenle şurayı 2 pi r dedim. Evet. Yüksekliğime h dedim. Hı hı. O zaman ben bu dikdörtgen açtım ya. Sonuçta hı hı. dikdörtgen halini aldı. Silindiri açtım arkadaşlar. Dikkat edin. Peki bunun alanını, şu dikdörtgenin alanını hesaplarken 2 pi r çarpı h mı derim? Aynen öyle. Zaten tavan ve tabanda, silindirin tavanında ve tabanında bulunan dairelerin alanı da pi r kare. Pi r kare değil miydi? Hı hı. O zaman toplamdaki yüzey alanı, yani siz bir parfüm şişeniz var. Bunu kaplamak istiyorsanız öncelikle şu hesabı yapmamız gerekiyor. Yani 2 pi r çarpı h artı 2 pi r kare dememiz tamam. gerekiyor. Alalım hocam. Gönderelim. Şimdi hemen bir işlem yapalım ki çocukların kafasında da otursun bu konu. Şimdi yukarıda verilen dikdörtgen prizmanın kesit alanı, yüzey alanı ve hacmini hesaplayalım. Tamam. Şimdi kesit alanı derken ne yapacak? Tabanın değdiği kısmı düşünüyoruz aşağısı. Demiştik. Yani o zaman 6 çarpı 4 diyorum. 24 santimetre kare. Birim unutmuyoruz. Tabii. Çünkü önemli. Yüzey alanı. Her biri dikdörtgenden ikişer tane olduğu için 2 çarpı diyelim. Hı. 4 çarpı 6. Bir evet. aşağıda bir yukarıda. 6. 6 çarpı 5. Bir bize bakıyor bir geri tarafa hı-hı. bakıyor. Ve şurası da 4 öyle değil mi? Şunlar 4 4 olduğu için 4 çarpı 5. Evet. Bir sağda bir solda. Hepsini şimdi hesaplarsak. Şimdi bir toparlayalım. Burası 24. Burası 30. Burası 20. Ne oldu? 50 74 değil mi hocam? 148. Hemen 2 çarpı güzel yazalım da. Hı-hı. Şöyle ne olur ne olmaz. 148 santimetre kare. Yine bir kez daha söylüyorum. Hocamın da söylediği gibi formülümüz A çarpı B artı A çarpı C artı B çarpı C'nin 2 ile çarpımıydı parantezi aldığımızda. Çok 4 çarpı 6 24, 6 çarpı 5 30, 4 çarpı 5 20 yaptı. Hepsini topladığımızda da 74 yaptı. 2 ile çarparsak da 148 santimetre kare bulduk. Şimdi hacmini hesaplayınız diyor bize. Hacminde tüm ayrıtları çarpıyoruz. Yani 4 çarpı 6 çarpı 5 diyoruz arkadaşlar. Kısacası şurası 30 yani 120 santimetre küp olmuş oldu. Şunu da söyleyelim. Bu tür düzgün cisimlerde yani tabanı ve üstü hep aynı şekilde devam ediyorsa daima taban alanı çarpı yükseklik hacmi verecektir. Evet. Taban alanı 6 kere 4 24, 5 ile çarpın 120 aynı sonuç. Mesela sonuca. Bunu bir silindirde de yapabilirler. Silindirde de yapabiliyorsunuz. Küpte de aynı mantık zaten. Hep aynı mantık evet. Gelelim silindirimize. Diyor ki bize yandaki şekilde silindirin yarıçapı 4 yazalım. Yüksekliği 3. H'i diyeceğim size özür diliyorum. Yüzey alanını soruyor. Şimdi bunun yüzey alanını sorması iyi oldu aslında. Şekli açarak mı yapalım direkt formülden mi yapalım? Bence açalım akıllarında kalması hı-hı. açısından. Çünkü formülü akılda tutamıyorlar. Böyle en azından nereden geldiğini mantığını görmek hı-hı. her zaman için daha iyi. Ne dedik az önce arkadaşlar? Şuraya çok özür diliyorum. Pi r kare. Hiç beğenmedim. Pi r kare. Burası 2 pi r. Şurası h demiştik. Şunu yani ben açıklayabilir miyim bir daha 2 pi r'yi? Tabii ki de. Şu çevreyle kapandığında şekil şu tam denk gelecek. O yüzden bu dikdörtgenin bu kenarının uzunluğu tam olarak şu çevreye ne? Eşit. Bunun çevresi yarı çapı r olduğu için dairenin çevresi 2 pi r olduğundan burası da 2 pi r olacaktır. Hı. Ve şimdi o zaman yüzey alanına baktığımızda 2 pi r kare artı 2 pi r çarpı h dedik. Hı hı. Şimdi bakın mesela bunu öğrendik biz aslında. Evet, ezberlemedik. Şekli öğrendiğimiz için bunu akılda tutmamız kolay oldu. O zaman pi'yi de 3 alın demiş. 2 çarpı 3 çarpı 4'ün karesi hı hı. artı 2 çarpı 3 çarpı r'miz 4 çarpı h yüksekliğim de 3. Yine de verilere bir bakayım yanlışlık yapmayalım. Ben kontrol ettim. Yarıçapı 4 hı hı. yüksekliği 3 olduğu için yerlerine koyduk. Şimdi şurası 6 çarpı 16 4'ün karesi 16'dır o yüzden.
Şura 6, şura 12. 6 çarpı 12 oldu. Şurayı açarsak 96. 96. Şurası 72. 168. Doğru yaptım değil mi hocam? 72. Buradan ne oldu? 168 santimetre kare. Çünkü neden? Alan ölçüsünden bahsettiğimiz için. Peki. Şimdi peki cisimlerin üzerine etki eden kuvvetlere karşı gösterdikleri direnci biz dayanıklılık diyeceğiz hocam. Ve dayanıklılık bizim için şimdi önemli. Müfredatımıza birkaç senedir giren bir konu bu. Ve de bunlarla ilgili sorular geliyor. Kesit alanı böyle hacim yapıyoruz. O zaman şuradan şunu anladık. Bizim bu hani yüzey alanı, kesit alanı neden bulduğumuz aslında ortaya çıktı. Biraz da ne de gerekli? Dayanıklılık hesaplamada gerekliymiş bizim için. O zaman şöyle diyebilir miyiz şimdi? Kesit alanı bölü hacim dayanıklılıksa, cisimlerin boyutları küçüldükçe dayanıklılıkları artacak, büyüdükçe dayanıklılıkları azalacak. Nereden aklımızda kalacak bu arkadaşlar? Örneğin bir karınca ve de fili düşünelim. Şimdi baktığınızda aslında şey gibi düşünüyor çocuklar. E hocam, fil çok büyük, çok büyük olduğu için de çok taşıyabileceği yük fazladır. Böyle düşünebiliyorlar ama arkadaşlar şöyle düşünün. Karıncam var elimde. Karıncam kendinden kat kat büyük bir kırıntıyı taşıyabiliyor. Çok doğru. Değil mi? Hı-hı. Ama file baktığımızda öyle mi? Değil. Şöyle düşünün. Filin atıyorum kütlesine kadar ya da hacmine kadar belli bir birim küp. O birim küp kadar karıncayı düşünelim. Filin taşıyacağından daha fazla taşır. O kadar sayıda. Hatta şöyle düşünelim. Filin üzerine iki tane fil ağırlığında nesne atsak fil ölür. Belki de. Ama karıncanın üzerine yüzlerce ağırlığında nesneyi... Evet, 30 kat fazlasını taşıyabiliyor karınca. Atarsak yani. Ölmez. Evet, o yüzden... Ezez ölmüyor. Öyle bir şey yapmıyoruz tabii ki de. Dayanıklılığa baktığımızda arkadaşlar ne diyoruz biz? Cisimlerin boyutları küçüldükçe dayanıklılığımız artacak. Büyüdükçe ise dayanıklılığımız azalacak diyeceğiz. Hesabını da kesit alanı böyle hacimle yapacağız. Peki bakalım. Gidip karıncayı falan kesmeyin de. Belli olmaz bunların işi sağa sola. Şimdi arkadaşlar kesit alanı bölü hacim yapacağız birlikte burada. Hı-hı. Her birinin dayanıklılığını tek tek bulacağız bilerek yazdırtmadım. İsterseniz siz yapın fark etmez. Fark etmez, fark etmez. Şimdi formülümüz dayanıklılık formülü kesit alanı bölü hacim. Bunu biliyoruz. Hı-hı. Hadi bakalım hatırlıyor muyuz? Kesit alanımıza baktığımızda arkadaşlar B çarpı C. Evet. Hacmine baktığımızda A çarpı B çarpı C. O zaman 1 bölü A mıdır burada dayanıklılığı? Doğru. Buna bakıyorum. Pi R kare midir? Değdiği yer tabanı. Evet. O zaman pi R kare H yapacağım. Evet. Burada dayanıklılık 1 bölü H çıktı. Hı hı. Buna gelelim. A kare. A küp. 1 bölü A mı diyeceğim hocam dayanıklılığım evet. için? Geldik buna. Şimdi zaten tek gıcık olan bu. Geri kalan hepsi dikkat ettiniz mi yüksekliklerini? 1 bölü yükseklik. Evet. Çünkü ya, bunun kullandık. Bu düzgün bir cisim ve yere temas eden kısmı bunlardan farklı. Evet. Bu noktada temas ediyor ama diğerleri düzey. Aynen. Aynen. Düzlemde hı-hı. temas ediyorlar. Bu yüzden de hemen kesit alanı ne demiştik? Pi r kare hı-hı. bölü 4 hacim 4 bölü 3 pi r küp dedik. Bunlar gitti. Şununla şu gitti. R kaldı. 3 bölü 4 r bulmuş olduk dayanıklılığımızı hocam. Şurası tabii şöyle. 1 bölü r yani şurası r. Yanlış olmasın r da. R paydada. Evet 3 şöyle bölü 4 yazayım. R. Bir daha siz yazın isterseniz. 3 bölü 4 r. Yanlış olmasın sonra. Dayanıklılıklarını bu şekilde bulacağız. Tamam. Geldik o zaman hemen kolay bir soru. Hemen yorumlayalım hocam. Dayanıklılığını nasıl bulacağız o zaman silindirleri? Hepsi aynı. 1 bölü 2H. Evet. 1 bölü H. Evet, 1 bölü 1,5 H. Kalmadı, değil mi hocam? Evet, yükseklikleri tabana düzgün yüzeysel olarak yere değiyorsa eğer 1 bölü yükseklikleri demiştik. Sıralayalım bir de o zaman. O zaman L'nin dayanıklılığı en iyi. En büyük, paydası küçük olan daha büyüktür. L. Evet, sonra M. Sonra ise K gelecek arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Devam edelim. Şimdi ısı kaybı dediğimiz şey ne olacak? Bir de ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi arada da vurulacağım bakıyor. Doğru mu yaptın? Hayır, hacimlerle de alakalı bir şeyler kurmaya çalıştım. Ne oluyor mu diye. Şimdi arkadaşlar ısı kaybı dediğimiz şey de aslında burada ne olacak ısı kaybında? Aynı mantık metabolizma hızından bahsediyorum canlıların. Yahut da cansızların parçalara böldüğümüzde hocam daha çabuk tutuşmasından. Hı hı. Bundan bahsediyorum. Şimdi baktığımızda yine aynı örneği vereyim. Mesela
fil ve fare örneğini verelim. Farelerin metabolizmaları çok hızlı oldukları için çok yerler mesela file göre. Yine baktığınızda hep şey geliyor insanlara. İşte fil çok yer hocam. Evet doğru, bir fareye kıyasladığında çok yer. Ama sen fil boyutundaki birçok fareyi düşündüğünde... Bizi bile yer. Ya o zaman yedikleri miktar yahut da enerjileri çok farklı olur. O yüzden arkadaşlar ısı kaybında da şöyle düşüneceğiz. Yüzey alanı bölü hacim. Peki yüzey alanı bölü hacim bağıntısından hesaplarken yine şöyle diyebilir miyiz? Canlı veya cansız varlıklara baktığımızda boyutlar küçüldükçe ne olmuş olacak hocam? Yine ısı kaybımız artacak. Yani metabolizma hızımız artmış gibi olacak, öyle düşüneceğiz. Isı kaybımız artacak diyeceğiz. Tamam. Hemen bakalım. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Küçük canlılara baktığımızda büyük canlılara göre bunların ısı kayıpları daha fazla. Evet. O yüzden daha çok enerjiye ihtiyaçları var. Alalım. Hatta şöyle bir durum var. Hacmi büyüdükçe yüzey alanın hacmine oranı ne olacak? Azalacak. Bunu da aklımızda hep ben şöyle örnek veriyorum. Patates örneğini. Çok mantıklı. Şöyle arkadaşlar. Şimdi tabii ki başka bir meyveden de verebiliriz de patatesi. 1 kilo küçük patatesi düşünelim. Bir de bir, ama ben patates kızartmasını sevdiğim için onlar. Siz sağlıklı besleniyorsunuz. Ben sağlıksız. Şimdi baktığımızda 1 kilo küçük haşlama patatesi, bir de yemekli patatesi düşünelim. Küçük patatesin hocam ne olacak? Yüzey alanı kilosu bölü 1,5 hacim. Lira. Yüzey alanı bölü hacim oranına baktığımızda şimdi ben onu gerçekten haşlama patates daha küçük minnoş minnoş onlar. Tamam. Büyük patates. Kızartma yani olur. Burada da 1 kilogram olsun, burada da 1 kilogram olsun. Şimdi bunu soyduk kabuklarını, bir de bunu soyduk kabuklarını. Ne oldu? Bunun yüzey alanı bölü hacimi daha fazla çıktı, doğru mu? Yüzey alanı çünkü çok fazla kabuk çıktı. O zaman aklımızda tutarken küçük canlılarla büyük canlıları kıyaslarken patates işte meyve de olabilir fark etmez ama dediğim gibi ben patates sevdiğim için ondan verdim. Peki. Şimdi hemen bir örnekle devam edelim. Bir köpeğin ya da bir canlının neyse ya da bir şey ne diyelim bir cismin tüm boyutları yarıya düşürüldüğünde ABC gibi düşünelim mi bir? Tamam. Dikdörtgen prizma gibi düşünelim köpeği. Daha mantıklı olur. Olur mu? Öyle yapalım. Ben çizeyim isterseniz tamam. Ki çocuklar bu tarz köpekleri zaten neydi o oyunun adı? Lego'yla adını da bizim çocuklar da oynuyor da. Şöyle bir tane köpek. Şurada ayakları olsun. Minecraft. Minecraft'tan biliyorlar. Benim daha henüz öyle tecrübelerim yok hocam. Olacak inşallah. Peki tüm boyutlarını yarıya düşüreceğiz. Yarıya düşüreceğiz. Şöyle diyelim mi hocam? 2A, 2B ve 2C iken yapalım böyle. Bir şimdi, de ben yarıya düşürerek yapayım. Evet. Bir siz de devam edin lütfen. Bana tamam. Bakmayın ben böyle kenardan. Şimdi dayanıklılığımız neydi? Hemen hatırlayalım. 1 bölü H yükseklik demiştik. Ya da yükseklik diyelim direkt. Yükseklik. Burada. Yüzey alanına, önce kesit alanına bakalım. Kesit alanı... Hatta burada 1 bölü 2A diyebilirim hemen. Kesit alanına baktığımızda tabanın değdiği yer 2B çarpı 2C. Yüzey alanına baktığımda 2 çarpı 2A çarpı 2B artı 2A çarpı 2C artı 2B çarpı 2C diyebilirim. Tamam. Hacmine baktığımızda son hacmine baktığımızda da ne olacak hocam? 2A, 2B, 2C. Evet. Bu arada bizim üst kat komşumuz taşınıyor galiba şu an. Onu fark ettim. Geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor. Bence gitmiyordur. Evet. Stüdyo her ne kadar yalıtılmış olsa da tavan yalıtılamıyor. Peki. Devam edelim biz. Bu evet. Soru sonuna kadar. Tamam. Birazcık duymazdan gelsinler orayı. Bizi duyun. Bizi duyun sadece. Şimdi o zaman hocam bununkini yapalım. Tamam. Bunu da ben yapayım. D eşittir 1 bölü yükseklik. Yani 1 bölü A. Evet. Kesit alanı, taban alanı. B çarpı C. Evet. Yüzey alanı, iki parantezinde AB, AC, BC. Tekrar açıklamıyoruz bunları. Zaman kaybı birkaç sefer açıkladık. Ve son olarak hacim. Hacim de neydi? A çarpı B çarpı C. Hangileri nasıl değişir? Yüzey alanından başlayalım. Şey, özür diliyorum. Neydi bu D? Dayanıklılığından başlayalım. Şimdi hocam. Önce dediğiniz gibi bakıyoruz. Dayanıklılık ne oldu? 2 katına çıktı mı? Evet. 1 bölü 2A bundan daha küçüktür. Dikkat edin. Evet. Dayanıklılığı 2 katına çıktı. Kesit alanı 1/4'üne düştü. Düştü.
Yüzey alanı 4'te 1'ine düştü. Çünkü parantezini aldım. 2 kere 2 4. 4 parantez alırsanız 8 olacaktır. Evet, 8 olacaktır. Şöyle yazalım. 8 AB çarp artı AC. BC artı AC diye. Evet. Geldik. Hacmine baktığımızda 8'de 1'ine düştü diyeceğiz. Evet.